Unutulmayan türkülerin şairi Abdurrahim Karakoç, Türk şiirine ve halk müziğine kazandırdığı eserler sayesinde toplumun geniş bir kesimine ulaşmayı başaran gazeteci, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, kişiliği ve eserleriyle hatırlanmaya devam ediyor. Unutulmazlar arasında ayrı bir yeri var Abdurrahim Karakoç. Bir nevi alaylı, mektepli olmaktan ziyade tabandan, temelden yetişen bir şair. 1932 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geliyor. 7 Nisan 1932 yılında. İlkokuldan sonra öğrenimine bir süre devam edemeyen Karakoç köyünde marangozluk ve çiftçilik yapıyor. 1958 yılında küçük yaşlarından itibaren şiire ilgi duyan Karakoç, Elbistan Belediyesi'nde muhasebeci olarak çalışmaya başlıyor. Çocukluğu ve memuriyet hayatı dolayısıyla köy hayatını yakından tanıyan Karakoç, Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları şiirleriyle dile getiriyor. 1965 ile 80 yılları arasında ise ilk şiirleri Engizek gazetesinde yayınlanıyor. Büyük Usta birbirinin devamı olan 22 şiirinden meydana gelen Hasan'a Mektuplar isimli eseriyle tanınmaya başlıyor. Yazdığı şiirlerinden dolayı hakkında çok sayıda dava açılan Karakoç, kendisine isnat edilen bütün suçlamalardan aklanıyor. 1981 yılında ise emekli oluyor. Emekli olduktan sonra başkent Ankara'ya yerleşiyor. Şiir çalışmalarının yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmaya başlıyor. Şiirleri Fedai, Devlet, Töre, Bizim Ocak dergileri ile kendisinin çıkarttığı Yeni Ufuk gazetesinde, Yeni Düşünce, Yeni Hafta ve Gündüz gazetelerinde yayınlanıyor. 1983 ile 1998 yıllar arasında ise Doğuş Edebiyat 1983, Genç Kardelen dergisi ise 1998, Abdurrahim Karakoç özel sayısı yayınlıyorlar. 2001 yılında Karakoç hakkında Ankara Gazi Üniversitesi 2001 yılında ve Kafkas Üniversitesi 2010 yılında iki ayrı yüksek lisans tezi hazırlanıyor hakkında. 2012 6 Haziran'da hayatını kaybeden unutulmaz şair, evli ve 3 çocuk babasıydı. Makamı cennet olsun. Peygamber Efendimizin şefaatine mazhar olanlardan eylesin. Bazı eserleri, şiirleri Hasan'a Mektuplar ki ilk şiir kitabı. El kulakta vur emri, kan yazısı, dosta doğru, suları ıslamadım, 5. mevsim, akıl karaya vurdu, yasaklı rüyalar, gök çekimi, gerdanlık, parmak izi, yağmur yerden yağar, Anadolu'da bahar, denemeleri ise çobandan mektuplar, düşünce yazıları sıralanabilir. Temiz Türkçe ve hece vezniyle aşk, ayrılık, özlem, tabiat ve gurbet konulu şiirler kaleme alan Karakoç, şiirinde ahengi, aliterasyon ve asonanslarla sağladı. Şairin en çok tanınan şiirlerinden Mihriban bestelenerek unutulmaz türküler arasında yerini aldı. Ünlü Mihriban türküsünün yazar olan büyük şairi rahmet ve özlemle yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Şairin Vur Emri isimli eserinde geçen ünlü Hakim Bey şiiri. Hakim Bey, gene tehir etme 3 ayı öteye, bu dava dedemden kaldı Hakim Bey, 30 yılda babam düştü ardına, siz sağ olun, o da öldü Hakim Bey. 40 yıl önce yani babam ölünce, kadılıklar hakimliğe dönünce, mirasçılar tarla takım bölünce, İrezillik beni buldu Hakim Bey. Yaşım 72, usandım gel git,
Beni buldu burada yediğim zılgıt. Eğer diyeceksen bana ne öl git. Oğlumun bir oğlu oldu hakim bey. 8 evlek tarla bir geberlik su. 100 yılda hüküme bağlanmaz mı bu? Kazanmasam da hu, kazansam da hu. Canım ta burnuma geldi hakim bey. Keşife meşife, damgaya harca. Kanımız kurudu, harca da harca. Sayenizde avukatlar yıllarca, fakir yoldu da yoldu hakim bey. Mübaşir itekler, katip zavırlar. Değişti bizde de güya devirler. 100 yıl önce adam yiyen gavurlar tapucuyu aya saldı hakim bey. Kabahat sizde mi, kanunlarda mı? Şaşırdım billahi yolu yorda mı? Kızma sözlerime, alam gadanı. Sıkıntıdan içim doldu hakim bey. Mülkün temeliydi adalet hani. Bizim hak temelde saklı mı yani? Çıkartıp da versen kim olur mani? Yoksa hırsızlar mı çaldı hakim bey? Hem davacı pişman hem de davalı. Bu yolda tükettik çulu çuvalı. Sabret makamından çalma kavalı. Sürüler ekine daldı hakim bey. Evet, şairin bu ünlü hakim bey şiiriyle hukuk sistemimizdeki garabetleri göz önüne getiriyor ve bunlara dikkat çekiyor. Ve bunun gibi birçok toplumsal olaylara parmak basan ünlü şair bu şiirlerini, bu dertlerini gazetede makale ve deneme yazılarıyla da sürdürdü son nefesine kadar. 2012 yılında kaybettiğimiz ünlü şairimize Allah'tan tekrar rahmet diliyor, makamı cennet olsun diliyoruz. Allah'a iman edin aziz dostlar. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız destek olmayı göz ardı etmeyin aziz dostlar. Her gününüz bir öncekinden daha güzel. Her gününüz mutlu, umutlu, bereketli olsun.